Ama sen olsun. Slova'yı biliyor musun? Öyle mi? Ben oraya gittim 15 sene önce. Sen var mıydın o zaman? 15 sene önce. Nasıl heyecanlı? İstanbul dışına ikinci gidişim böyle. Yeniyim daha. Otogara indim. Heyecanla bekliyorum. Beni kim alacak acaba diye. Belediye başkanı bana özel kalem müdürünü yollamış. Bak. Kalem büyüğü bir çocuk geldi hakikaten. Abi hoş geldin, hoş bulduk. Oda yetmez gibi özel makam arabasını göndermiş benim için. Renault 12 Toros. O zaman öyleydi. Siyah. Bindim ön koltuğa oturdum gidiyoruz. Şimdi arabayı kullanan arkadaş yolda genç bir arkadaş gördüm. Dedi ki Recep abi şu arkadaşla alalım mı dedi. Al dedim. Abi o radyocu burada dedi. Senle de çok tanışmak istiyordu dedi. Hep tanışırsınız. Al dedim yürümesin. Çocuğa bir korna çal. Çocuk koşarak geldi arka koltuğa oturdu. Beni görmedi. Otur oturmaz böyle yaptı. Abi adam geldi mi dedi. Bak işte. Şoför dedi ki geldi ulan yanımda. Beni bir gördü, bir utandı, bir mahcup oldu beni görünce. Benden bir özür dile ömür boyu unutmayacağım. Böyle yaptı bak. Ya Recep abi kusura bakma abi sana da adam dedim özür dilerim dedi ya. Vallahi ağzımdan kaçtı. Dedim ki bir daha yapma. Bir daha yapma. Adam mıyım ulan ben? Orijinal izliyorum boşa söylüyorum. Bak beni Karaman'a çağırdılar. Karaman'da var mı burada? Vardır. Vardır tabii. Olmaz mı ya Karaman? Bak oradan çap 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 sesli değil. Karaman var. İki saattir her şeyi alkışlama diyorum. Karaman diyorum çap 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 çap. Karaman güzel yer değil mi hocam? Karamanlısınız değil mi? Evet. Karaman için diyor ki altı üstünden zengindir. Doğru mu? Öyledir. Türkçe bayramları yapıyor her sene. Bak Karaman'da her sene Türkçe bayramı yapıyorlar. Beni de çağırdılar, 3 gün sürüyor. Dediler ki Recep Bey hem şov hem sunuculuk yaparsınız. Geliriz, geliriz tabii ne demek dedim. Hazırlandım evde gittim. Konya'ya indim. Oradan Karaman'a gideceğiz. Havaalanında takım elbiseli uzun boylu bir arkadaş karşıladı beni. Recep Bey hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedi. Ben dedi Karaman Belediyesi'nde çalışıyorum. Evet. Başkanımız bizzat beni görevlendirdi. 3 gün boyunca sadece sizinle ilgileneceğim ben dedi. Ne kadar naziksiniz dedim. Adam, bana başkan adam tahsis etmiş. Bak. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz dedim. Belediyede göreviniz nedir sizin dedim. Veterinerim dedi. Başkan bana benimle ilgilensin diye baytar yollamış. 3 gün boyunca benimle ilgilendi. Aman adam işi biliyor. Vallahi iyi ilgilendi. Başım ağrıyor dedim ya. Bir ağrı kesici var mı? Çantadan bir ilaç çıkardı. Hap. Minnacık. Onu da kırdı ucundan. Mercimek gibi verdi bana. Al bunu iç dedi. İçtim. Daha hap mideme inmedi. Başım geçti. Abi dedim bu ne ya? Bu ne acayip bir şey? Onu biz atlara veriyoruz Recep Bey. Tabii canım. Orijinal izliyorum. Valla atlara verirler. Nerede bulacağım böyle adamları? Trabzonlular nerede? Bize gelirse sıra. Trabzonlarca alkışlanır çünkü Trabzon olmak marifet. Tabii canım alkışlayacaksın. Çok da var ya mevzuya girmesen mi? Hayır boş da gezmiyorlar. Karadenizler bak dünyanın en cana yakın en misafirperver insanlarıdır. Bak hiç valla bak. Eğer hepimiz öyleyiz de Karadeniz'de mesela protokol işlemez. Resmiyet işlemez. Gittin mi seni kardeşim bak bir yere gidiyorsun ya sen sanatçısın böyle Recep Bey hoş geldiniz nasılsınız? Yorgun musunuz? Bir yemek bir yiyelim otele mi gidelim? Karadeniz'de böyle olmaz. Havaalanına git istersen cumhurbaşkanı ol. Muamele bu. Hoş geldin kardeşim. Aç mısın tok musun? Yatacak mısın, yiyecek misin? Ben yatayım. La yemeden yatılır mı? Yürü yemek yiyeceğiz. Bir canım. Kimse protokol işlemez. Ya bu var ya. Hiç. Şimdi... Yalnız şöyle bir durum var. Karadenizlerin neye sinirleneceğini bilemiyorsun. Neye kızıp neye sevineceğini asla bilemezsin. Senin hiç kızmadığın bir şeye bir anda sinirlenebilirler. Senin çok kızdığın bir şeye bunda ne var kardeşim sinirlenmedim gidebilir. Neye sinirleneceğim? Ya bir laf söylüyorsun. Anlasa da risk altındasın anlamasa da. İki kişi karşımda bir şey diyorum yanındaki böyle yapıyor. Ne dedi lan bu? Anlamadım ne dedi etti bir laf bu daha burayı ortaya anlamadım o nedir?
La iyi mi dedi, kötü mü dedi? Ne bileyim, onu anlamadım, iyi mi kötü mü? Her ihtimale karşı vuralım onu biz diye. Bence kötü söylemişsin. Oflu var mı? Oo. Vallahi var. Ben bir Ramazan'da tam 4 kere ofa gittim. Bak, bir Ramazan'da 4 kere aynı yere gitmek ne demek biliyor musunuz? Her hafta oradasın. Dünyanın hiçbirinde olmaz bu, bizde olur. Bir sanatçı bir gittiği yere 1 sene sonra anca gider. Ben 1 ay içinde 4 kere gittim ofa. 3 kere gittim geldim, hanım bende dalga geçiyor. Oflu oldun sen artık diye. Vallahi dedim, olduk her hafta oradayız, artık çağırma, 3 kere gittim dedim. 2 gün geçti, aradan telefon çaldı. Aha, başkan arıyor. Efendim dedim, böyle yaptı. Recep Bey, seni ofa gene bekliyorum dedi. Dedim, başkanım bu 4 oluyor ya. Of beni sevdi galiba, bizim oyun of da tuttu başkan dedim. Yok la, ondan değil dedim. E niye? Niye çağırıyorsun 4. 3 kere geldim, bir şey anlamadım. Şimdi bak. Arkadaşlar, oturduk aramızda karar verdik, bunu bir daha çağırın bakalım ne değil. Gittim, 4. yaptım. Anladılar, ben anlatamıyormuşum ya, ben öğrendim sonra formülü. Hata bende. Çok da güzel bir program oldu. Program bitti, herkes memnun. İndim sahneden. Programda çalışan 3-4 genç arkadaş var organizede. Onların en bitirimleri ve en ufak defekleri boyuna beni kesiyor böyle. Hani böyle bir güzel bir bakış da yok. Pis pis bakıyor bana ya. Dedim, bana bir şey söyleyecek galiba. Gittim ya, dedim, birader bir şey mi söyleyeceksin? Böyle yaptı. Recep Bey, namaz kılıyor musun? Öyle bir soruyor ki, zaten sen bey namazsın. Ben de böyle yaptım. Kılıyoruz. Ciddi misin? Ciddiyim. La yürü, teravihe gidiyorum o zaman dedi bak. Tabii canım, yanımda asistan var. Asistana dedim ki, teravihe gidiyoruz, yürü. Tepkisi bu. Abi ne yaptın? 33 rekat ya dedim. Lan yürü. Yolda da bana diyor ki, Recep abi, orada bir Temel Hoca var, çok orijinal bir adam. Sen tanış diye götürürüm. Bırak dedim bu işleri. Gidelim biz teravihimizi kılalım. Girdik cami, en öne oturtturdular beni. Daha namaz başlamamış. Hocanın önünde. Asabi, yaşlı, sakallı bir hoca. Tesbih çekiyor. Hem tesbih çekiyor, hem her şeyi organize ediyor. Bismillah, 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 beni gördü bak. Bismillah. Bak, camide yabancı madde var. Bir ben yabancıyım. Ya, cemaatten birine böyle yaptım. Bu kim? Dediler ki, hocam misafir. Nereden geliyor? İstanbul'dan. Ne iş yapar? Dediler ki, sanatçı. Cevaba bak. Camide ne işi var? Tabii canım. Türkiye maalesef böyle. Sanatçıysan camide ne işin var? Tabii. Dediler ki, bu namaz kılanından. Tek de inanmadı böyle. Ben bir gaza geldim. Ben bir gaza geldim. Asistana dedim ki, ulan hayatının namazını kıl lan burada dedim. Öyle bir namaz kılalım ki görsün cümle alem sanatçı nasıl namaz kılıyor. Feci gazı bilendim. Bak, safları ben düzeltiyorum. Öyle gaza gelmişti. İpi geçme ipi. Bak, düz olur. Hayatımın namazını kılacağım. Göstereceğim herkese sanatçı nasıl namaz kılıyor. Asistanda ben de çakı gibiyiz. Kalktık artık, cemaat kalktı, ayaklandık artık. Namaz, saflar düzeltiliyor. Namaza başlayacağız. Tam her şey bitti. Hoca son bir kez baktı şöyle. Tam başlayacak, birisi böyle yaptı. Hocam dedi, bir şey diyeceğim. De bakalım. Cemaati uyar dedi. Ne oldu dedi. Üst katta kadınlar namaz kılıyor ya, acele ediyorlar dedi. Nasıl lan? Sen diyorsun ya, Allahu Ekber, gidiyoruz secdeye, sen daha, Allah diyorsun, onlar ya Allah, gidiyorlar secdeye. Tepemizde gümbür 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 gümbür. Seni beklesinler dedi, intizami bozmasınlar dedi. Tamam, ben namaza kilitlenmişim, hiç oralı değil, dinlemiyorum bile. Tam namaza başlayacağız, hoca böyle yaptı. Cemaat beni iyi dinler. Kadınlar size değil. Acele yok. Benimle yatacaksınız, benimle kalkacaksınız. Siz gülüyorsunuz ya, camide kimse gülmüyor. Herkes böyle, doğru değil, tabii, tabii, tabii. Arkadaş, biz camiden zor çıktık. Asistan da ben de kapıda kriz geçiriyoruz. Arkamızdan da bir dünya dedikodu yapmışlar. Abdesti bozdu şerefsizler galiba.
Tabii canım. Orijinal izliyorum ya. O kadar orijinal adamı nerede bulacaksın? Oflu Hoca o gün Kabe'nin yapılışını anlattı, sohbetti. Sen dinle, sandalyeden düşersin. Karadenizlerin bir huyu var, her şeyi kendileri de oradaymış gibi anlatıyorlar. Bak bak, anlatma bu. Allah Hazreti İbrahim'e dedi. Ha buraya bir ev yapacaksın. Dedi, Allah burada evini edeceksin. Sağ yap diyor. Ya böyle anlatıyor. Tabii canım. Orijinaliz. Bir tek Karadeniz değil ki, bütün Türkiye böyle. Ben Urfa'da Nuh Tufanı dinledim bir hocadan. Koca Nuh Tufanı'nı 10 saniyede anlattı ya. Allah Nuh'a dedi, sen siye bir gemi yap, aha ben suyu salayım. Orijinaliz, orijinal. Hiçbir yerde bulamazsın. Sen hiç Trakyalı'dan sohbet dinledin mi? Var mı Trakyalı burada? Hiçbir şey anlayamazsın. Ne yapıyorsunuz be ya? Trakyalı camide sohbet dinlemiş, kahvede anlatıyor. Hoca bugün acayip şeyler anlattı. Neler neler. Ne diyor? Ebu Cehil denen bir tane lavuk var. Bak bak, kendi gibi birkaç tane kolpacı bulmuş. Zibidi. Peygamber Efendimiz'e ketempere yapacaklar. Bak tuzak kuruyorlar. Allah yer bebe. Bir ayet bir ayet lan alayına hort etmişler. Böyle anlatıyor adam. Orijinal milletiz kardeşim. Ben Babaeski'ye gittim program yapma. Kuliste bekliyorum. Sahne hazırlansın, çıkacağım. Hani kuliste beklerken gelir ya arkadaşlar, görevler. Recep Bey bir ihtiyaç var mı? Sahne hazır, sizi alalım falan. Orada öyle değil. Kuliste oturum adam böyle yaptı. Hoş geldin aga. Dedim hoş bulduk. Ne yapayım? Dedim oturuyorum. Orkestran nerede dedi. Sizin benim orkestram yok. Sazların yok mu dedi. Yok dedim. E nasıl söyleyeceğim be ya? Kardeşim ben söylemeyeceğim dedi. Ne yapacağım? Konuşacağım ben dedi. Bu kadar adam sen konuşacaksın diye mi geldin? Evet dedim. Hasta bunlar be ya. Tabii canım, oraya çıkan ya oynuyor ya söylüyor çünkü. Orijinaliz, orijinal. Güzel de bir milletiz. Bak, bir kere cömert bir. İnsana kıymet veririz, cömertiz. Biz de insan kıymetlidir. Bütün Avrupa'da insanlar sistem için yaşar. Bizde sistemler insan içindir. Çok değişir. Adam ona göre. İş çözülsün. İnsan kıymetlidir. Bakın, hesap ödemek için kavga eden tek milletiz. Yok başka ya. Kavga çıkıyor hesap ödemek için. Garsonlar telefonuyor arada. Garsonun ne suçu varsa. İki kişi yemek yiyor, biri kasaya yanaşıyor çaktırmadan. Buradan al diyor, oradan para alma. Tamam mı koçum diyor. Hesap bitti, tamam. Tam parayı alıyor, kasaya koyuyor, öbürü görüyor. Şşşt, al oğlum. Lan! Onun parası geçmez bakalım. Lan! Abi alma diyor. Al lan, koy kasaya. Bak, al bana, al. Garson diyor ki, bana ne bağırıyorsunuz? Ben ödüyorum lan, gidin buradan. Hesap ödemek için kavga ediyoruz ya. Bak, evinin en büyük ve en güzel odasını misafire ayıran başka millet yok. Evin en güzel eşyaları, en büyük odası misafiredir. Bana yasak. Ben 20 yıllık evliyim. Profesyonel evliyim yani. 20 yıl olmuş. Seminer veririm evlilik konusunda. Tabii canım. Vallahi. Bak, 20 yıllık evli bir adam olarak gençlere söylüyorum. Hepiniz evlenin. Evlilik dünyanın en hayırlı işi. Ben 20 yılda bir kere bile pişman olmadım. 20 yıllık evliyim, evliliğimde hiç sorun yaşamadım. Hanım söylüyor ben yapıyorum, hanım söylüyor ben yapıyorum. Hiç sorun çıkmıyor. Bak, tabii canım evliliği çok güzel. Herkes evlensin. Öyle şey yapmayın, plan proje yok şu bu. Erken evlenin. Bak, hemen evlen. Bulun bir tane evlenmiş. Evlilik güzeldir. Ben 20 yıllık evliyim. 20 yıldır salona giremiyorum. Misafir odası. Hanım öldürür beni bir girsem. Tabii canım, bizim hanım biraz şey. Gözü görüyorsunuz değil mi, şiş? Niye şiştiğini söyleyeyim hadi. Hadi kimse söylemezse itiraf edeyim. Ayın 16'sı bizim evlilik yıl dönümümüzde, 20. yıl. Ben o gün unutmuşum. Netice bu. Tepkileri sert verir hanım. Ben yeni, herkese evlilik tavsiye ediyorum. Ve yeni evlenen çiftleri görünce çok mutlu oluyorum. Hele hele bizim İstanbul'da yeni evli çiftleri hemen tanırsın.
Markette alışverişe. Yeni evli çifti ben 100 metreden tanırım. Bir kere anlamsız bir mutluluk vardı ikisinde de. Erkeğin yüzünde saf bir gülümseme. Gelin hanım hep gülüyor zaten. Markette görüyorum, kocası diyor ki, makarna alalım. Bir mutluluk, hemen tanırsın, bunlar yeni evli. Tabii canım. Bir de birbirlerine öyle güzel hitap ediyorlar ki, ben en çok onu özeniyorum. Bak bak, böyle sesleniyor birbirlerine. Aşkım, bakar mısın? Hayatım, tatlım, aşkitom, tontişim. Ne güzel ya, bizim evde hiç olmadı bunlar. 20 yılda tek bir kere duyamazsın bizim evde bunlar. Bizim evde hiç böyle aşkım, cicim, canım yok diyemedik biz. Niye biliyor musunuz? Ben hanımı 6 yaşından beri tanıyorum. Tabii, hanım da beni 10 yaşımdan beri biliyor. Beraber büyüdük, ev aynı mahallenin çocuğuyuz. Hala beraber büyüyoruz. Hanım biraz fazla büyüdü. Bana diyor ki, ben kilomu aldım. Ben böyle, o dal gibisin diyor. Kapıdan zor giriyor. Komşuyla konuşurken duydum, bizim hanıma komşu diyor ki, komşu nasılsınız? Hanımın cevabı var. Nasılsın, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Başka türlü gidemiyor ki. Bak 20 yıllık evliyim. Bir kere böyle konuşan, niye? Birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki. Ciğerimi biliyor benim. O kadar iyi tanıyoruz ki, oynayamıyoruz birbirimize, rol yapamıyoruz ki. Ben ona aşkım desem, bana böyle yapar. Bir şey mi dokundu lan sana? Ben ona istedim, ben romantik ve kibar davranayım. İstekten naziklik yapayım, yemez. İçimde yaşayan danayı biliyor. Tabii canım. Bir kere romantik bakayım dedim, eve geldim. 3-4 gündür evde yokum, salonda oturuyor. Çocuklar açtı kapıyı. Kapıda durdum, bir bakış atayım hanıma dedim şöyle. Bir romantik bakayım. Şimdi benim romantik bakış da bu. Dur bak, bütün şeyle, konsantreni hanımı etkilemek için romantik bakıyorum. Hanımın tepkisi ne biliyor musun? Ne yapıyorsun lan? Gelsene şey, kazık gibi ne bekliyorsun orada? Ya dedim hanım, ben sana romantik bakıyorum. Saçmalama be, hasta gibi bakıyorsun sen. Tabii canım. Hiç olmadı. O kadar istedim ki bir kız çocuğum olsun. Niye biliyor musun? Kız çocuğu eve bir nezaket getirir, bir incelik getirir. Değil mi? Kız çocuğu kibardır. Tabii canım. Evet. Ama gerçek bu yani. Bak eve gel, kız çocuğu seni böyle karşılar. Babacığım. Canım babam, çok özledim. Kibardır ve kız çocuğu kolaydır he. Bir tane bebek ver, 4 saat unut. Onu anne yapar, bebek yapar, işte öğretmen yapar, doktor yapar, hemşire yapar. Hayal gücü geniş. Saatlerce bir tane bebekle oynar. Erkek zordur. Aynı bebeği erkeğe ver, 3 dakika sonra 8 parça geri getirir. Yendim onu! Oğlum yendiye mi verdin? Oyna diye verdin. Tabii. O kadar istediğim bir kız çocuğu. Olmadı, 3 tane oğlum oldu. Evde 3 tane balta dolaşıyor. Bir de ben 4. Hanım da bize benzedi. Tabii canım, ne yapsın ya? Bizim hanıma muhabbet bu. Hacı ne haber? İyi hacı, senden ne haber? Geldin mi? Geldik mi? Tabii canım. En büyük ve en güzel odam misafire aittir. Biz insana kıymet veririz. Bak, bize misafir geliyor. Hanım bir sofra kuruyor, aklın çıkar. Bizim nelerimiz varmış, haberim yok. Vallahi ilk defa orada görüyorum. O tabaklar, bardaklar hep bizimmiş. Altın kaplama, çatal, bıçak setimiz varmış. Hiç haberim yok. 50 kere satardım ben onu. Sofra, yemek yeniyor, misafir gidiyor. Hanım onları topluyor, kutulara koyup dolaba geri atıyor. Ertesi gün yemek istiyorum, plastik tabakla geliyor. Ya bana da onlar da ver, onlar misafire, sana değil. Niye? Bak, dışarıdan gelen kıymetli. İnsan kıymetli bizde. Biz böyle güzel bir milletiz. Özel de bir milletiz. Cömertiz. Vicdanlıyız. Efendim, irfan sahibiyiz. İnsan sahibiyiz. Anlarız halden. Burada Almanya'da git, Alman arkadaşına de ki, çok moralim bozuk, bunalımdayım, konuşalım mı? Alacağın cevap şudur, psikoloğa git. Ben psikolog değilim. Allah Allah. Biz de biliyoruz lan, arkadaşız diye konuşalım istiyoruz. Hep mantık çalışır burada. Biz duygularımıza göre yaşarız, bunlar akıllarına göre. Biz doğaçlama yaşarız, bunlar sistemli yaşarız. Her şey köşeli, kurallı, sistemli, köşeli, kurallı, sistemli. Arkadaş bu ne ya? 80'le gidiyorsun, adam arkana geliyorsun, o da 80'le, senle beraber gidiyor.
Ya ne selektör yapıyor, ne kornaya basıyor. Bu ne böyle yolu, biz de öyle değil diyor. Sen 80 de git, adam 160'la arkana gelir bir kere. Çı 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 selektör yaparsan önce bir duymadı. Da 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 yanından geçer böyle. Adrenalin vardır, heyecan vardır yani. Bir de camdan bağır, Gülsel olan dövüyor artık bu. Tabii canım. Bu ne yani? Biz doğaçlama yaşarız, duygularımıza göre yaşarız. Biz de gecenin üçünde ara arkadaşını. Gece üç de ki, oğlum çok moralim bozuk, bunalımdayım. Alacağın cevap şudur, o yılan çayı geliyorum der. Tabii canım, tabii. Psikolog mu? Yok. Derdine çaren bulacak. Yok be, hem fazla şunu söyler. Lan oğlum takma kafana, boş ver. Ama seni dinler dinler, anlatır rahatlarsın. Olay budur ya. Yani. Güzel bir melodiz. Bu kadar güzel, bu kadar orijinal ve bu kadar yüce bir milleti yıllarca Avrupalı yapmaya çalıştılar. Memlekette medeniyet olarak Avrupa'yı gösterdiler. Gelişmişim Avrupa'yı göster. Hep Avrupa. Ya niye Avrupalı yapmaya çalışıyorsun? Biz böyle güzeliz. Medeniyeti ve demokrasinin beşiği nereymiş biliyor musunuz? İngiltere'ymiş. Külahımı anlatın. Bir de bunların hayranları var. Duydun mu? İngilizler 600 odalı saray yapmış diyor. Ha, içine bir tane tuvalet koymamış. Ne haber? Doğru. Saray ahalisi çalı diplerinde dolaşıyor. Bravo. Bunlar. Hadi canım. Doğru ya. Bunlar tuvaleti öğrenmeyi daha 100 sene falan oldu. Yok o kadar değil. Benim ceddim yüzyıllardır dağa, taşa hamam yapıyordu bunlar tuvaletini bilmezken. Tabii canım, git bak 600 odalı saray. 600 odalı saray yapmış, her sütunun dibinde bir prensin hatırası var ya. Sarayda yürüyemezsin, Allah cezanızı versin sizi. İstik için. Tabii. Fransız leydilerinin elbisesi var kocaman. Ah böyle. Balonlu biliyorsun geniş. Üç yılda bir salon elbise. Altında aile yaşar. Geniş. Adı ne? Tuvalet. Neden? Çünkü tuvalet. Evet. Lady onu giyiyor, bahçede dolaşıyor. Hacete geliyor, pırt yapıyor, devam ediyor yani. Evet. Bunlar medeni, ben de medeniyet öğreneceğim. Hadi canım sen de. Bunlardan ne medeniyet öğreneceksin? Hiç sevmem bu muhabbeti. Biz böyle güzeliz kardeşim. Kayserili Kayserili gibi, Diyarbakır Diyarbakırlı gibi, Sivaslı Sivaslı gibi, Konyalı Konyalı gibi, Trabzon Trabzonlu gibi. Orijinal halimiz güzel bizim. Biz böyle güzel bir milletiz. Bunların birleşimi güzel oluyor zaten. Bak iki saattir konuşuyoruz. Böyle Avrupa hayranı bir sürü genç yetiştirdiler. Şimdi ne konuştuğunu anlayamıyoruz. İstanbul'da gençlerin dilini çözemezsin. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Ne diyor anlamıyorsun. Dün akşam acayip eğlendim, acayip barboslar gibi, süper eğlendim. Wow! O ne lan? Wow ne? Wow ne? Adam böyle wow! Mart kedisi gibi. Hani abo desen biliyoruz. Ama biliyoruz yani. Wow ne? Acayip bir durum. Gençlerimiz bir tuhaf ya. Konuştuğu dili anlamıyorsun. Kızlar büyümek istemiyor. Hepsi çocuk gibi konuşuyor. Komşunun kızı var. Ben onu 6-7 yaşından beri biliyorum. Bu daha 23 yaşına geldi şimdi, büyüdü. Hala 6-7 yaşında. Konuşması aynı. Recep abi ya. Sinemaya gidelim mi ha? Ya şimdi yakalasam konuşacağım bir kere. Durmadan hareket halinde. Kardeşim niye böyle konuşuyorsun? Bak ben böyle duadan üniversiteli kız gördüm. Allah. Tuğçe'yi çağır tamam mı? Ne? Böyle konuşunca güzel ve sevimli olmuyorlar ya. Niye böyle yapıyor anlamadım yani. Eskiden erkekler erkek gibi, hanımlar hanım gibi konuşur ve davranırdı. Bu ne demek? Erkeğin kendi has bir heybeti, bir ciddiyeti, bir duruşu vakarı vardı. Hanımların bir asaleti, bir ulaşılmazlığı, bir ısrarengizliği vardı. Destursuz, izinsiz bir şey bile sormaya kalksan hanımın yanına bile yaklaşamazdınız. Erkeklerin hüzünleri bile heybetliydi. Bak adam türkü yapmış. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır diyor. Baba yüzüne bak dağları titretiyor. Şimdi bizim popçu da şarkı yapmış hüzünleniyor. Allah'ını seversen bir erkek böyle hüzünlenir mi ya? Şarkı bu. Aaa. Aaa. Ne oluyor lan? Bu ne? Hüzünleniyorum. Bir yeri mi ağrıyor gibi bağırıyorsun? Erkek böyle mi üzülenir? Ya eskiden popçular yine biraz erkek gibi. Bak Murat diyor bakana. Ben sana aşık oldum bir tanem diyor. Kız masanın altında. Şimdi bu ne ya?